Haber Odası'na hoş geldiniz. 26 Ekim Salı 2021 gündemdeki önemli konuları, başlıkları sizlere aktaracağız. Önce bir asayiş haberiyle başlayalım Haber Odası'na. Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist Kayseri'de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PKK, KCK silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu AE'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla AE'nin Melikgazi ilçesinde bulunan ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alınırken ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. AE gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Siyasette devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, önceki gün Tomarza'da bir açıklama yapmıştı. Burada oturdukları makamlar bize borçlular demişti AK Partili belediyelerle ilgili. Bu açıklamayı dün Haber Odası'na telefonla bağlanan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na sorduk. İşte Çopuroğlu'nun o açıklaması. Ben şeyi seyretmedim. Bu yapılan konuşmayı seyretmedim. Dolayısıyla İl Başkanımız Adnan İzzet Topbakır'ı aradım. Bu konuyla alakalı durum nedir diye. Onlar çünkü tüm ilçeler gezerken beraberlerdi. İstişare ettiler. Anlattığı konular böyle bir şeyle alakalı değil ama işle alakalı müracaatlar olduğunda teşkilatlara müracaat edilmesini uygun gördüğünü, tek bir elden bu işin organize edilmesiyle alakalı kanaatini belirttiğini söyledi. Böyle tüm belediyelerin kazanılmasında gibi ifadeler konuşulmadığını söyledi. Tabii ben yanlarında değilim. Ancak şu bir gerçek. Biz 17-0 derken tüm belediyeleri Cumhur İttifakımızla beraber kazandık. Yani bugün Sarıoğlan'da, Özvatan'da, Pınarbaşı'nda, Sarı'da, Tomarza'da, Yahya'da kazandığımız belediyelerimizde, tüm belediyeler, 17 belediyemizde herkesin emeği var. Burada MHP teşkilatında kapıdaki duran güvenlik görevlisinden il başkanına kadar, aynı şekilde AK Parti'nin kapıda duran Emin Bey'den yukarıdaki Şerif Abla'ya kadar herkesin büyük emekleri var. Çerçevede hiç gözlemlenecek bir durum yok. Ancak burada tahmin ediyorum bahsedilen konularla alakalı şöyle bir gündeme gelen bir durum olabilir. Yani insanların iş müracaatlarında adaletli davranılmasıyla alakalı elhamdülillah biz adalet noktasında TYP dediğimiz toplum yararına personel veya planlama olarak ifade eden yaklaşık 5-6 bin kişinin şeye edilmesi konusunda bir tek kriterimiz var. Nedir o kriter? Noter huzurunda kura çekilmez. Bundan daha şeffaf bir yöntem ben daha bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Ona göre hareket edelim. Ancak burada Sayın Baki Ersoy Vekilimizin Cumhur İttifakı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm din başkanlarımız arasındaki Cumhur İttifakı'na Kayseri tabiriyle numunesi Kayseri'dir. Tüm Türkiye'ye örnek olan bir Cumhur İttifakımız var. Bunu Allah nazardan saklasın. Şimdiye kadar güzel getirdik. Bundan sonra amacımız, hedefimiz güzel göstermek. Çünkü yukarıda liderlerimizin bize verdiği talimat bir yönde. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Burada göz ardı edilecek, gündeme getirecek çok önemli bir konu olmadığını düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Biz ne kazandıysak, 17-0 yaptıysak bunu Cumhur İttifakımızın il başkanıyla, yöneticileriyle, milletvekilleriyle ve belediye başkanlarıyla çalışarak bu hale geldik. Çalışarak elhamdülillah Allah'ta nasip ettik. Günleri gördük. Dolayısıyla tüm söyleyeceğim şu ki biz sayın liderlerimizin Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimizin iyi anlaşıyor olmasını Kayseri'de vücut bulmuş haliyiz. Onun için hiç yazılı önce durum olmadığını düşünüyorum. Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İsmail Emrak Karayel, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili. Bugün bir Alman heyet Karayel'i ziyaret etti. Konrad Adenauer Stiftung Vakfı bir Alman. Buradaki heyet İsmail Emrak Karayel'e Osman Kavala sorusu yöneltti. Peki Karayel bu soruya nasıl yanıt verdi? Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,
Konrad Adenauer Stiftung, Türkiye Direktörü Walter Gloss ve beraberindeki heyeti Gazi Menşesi'nde kabul etti. Burada Karayel'e son günlerde gündemde olan Osman Kavala sorusu yöneltildi. Karayel bu soruya, Türk yargısı bağımsızdır, burası bağımsız bir ülkedir yanıtını verdi. Yavaş paraşütü Kayseri'de popüler, revaçta ama önceki gün 33 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirmişti. Burada bir ihmal var mıydı? Kayseri Yamaç Paraşütçüler Kulübü Başkanı Serdar Sarıçam dün haber odasına konuk oldu. Bu olayı anlattı. Bu paraşüt kazası faciasında, ölümle biten faciada çok önemli bir acı gerçek detay var. İzleyelim. Eğer öyle bir mekanizma olsaydı Hilal kızımız uçamazdı, uçutmazlardı. Neden? Hilal kızımız pilotajı iyiydi. Yani orta seviye pilota göre. Ama yapmaması gereken şeyi yaptı. Akrobasi dediğimiz hareketleri, biz bunu P3 seviyesindeki pilotların ölü denizde, suyun üstünde yapmaları gerektiğini istediğimiz şeyleri bu karada yaptı. P3 ve P4 seviye pilotlar akrobasi hareketlerini yapmaması lazım. Bunu da uyaran bir mekanizma, bir sistem veyahut da bir kolluk olmadığından dolayı Hilal kızımız dün sabah saat 7'de maalesef bu hayat tehlikeli olayı yaptı. Ve Allah yani Allah, o akrobasi hareketleri yapmasa kurtulabilir miydi? Evet, hani şimdi P3 seviyesindeki bir pilot burada kara olan bir iklimde akrobasi hareketlerini yapmaması lazım. İlle de onu yapacaksa P5 seviyesine gelmesi lazım. Bunu yaptırdığımız yerler Fethiye'lerde yapıyoruz. Yani bunun yine burada yaklaşık 20-25 yıllık bir hocası var. Hocasından eğitimini aldı. Eğitiminde hiçbir sıkıntılar yoktu. Disiplinliydi ama işte bazen bu adrenalinin ekstrem sporu dediğimiz yamaç paraşütü insanı kendinden geçirebiliyor. Dün sabah yapmaması gereken bir hareketi yapıyor. Akrobasi hareketi, ondan dolayı da bu olay meydana geliyor. P3, C3 falan diyorsunuz. Onlar nedir? Evet, bu bizde P1'den işte P5 dediğimiz sistemdir. P1 başlangıç seviyesi, P3 orta seviye, P5'te en üst seviye pilottur. P5'ten sonrası yoktur. Yani Hilal kızımız da P3'tü, orta seviyeydi. Yaklaşık hoca eşliğinde 40-50 tane uçuşu vardı. Tek başına da 40'a yakın uçuşu vardı. Tek başına uçuş yapabilirdi artık. Zaten Kayseri'de ve dünyada sabahları stabil bir hava olurdu. O gün hava durumunda hiçbir şeyde bir sıkıntı dahi yoktu. Efendim, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen ve Meclis Toplantısı vardı Ankara'da. Kayseri'deki belediye başkanları da katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da. Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin buradaki toplantıda bir konuşma yaptı. Kayseri'yi ilgilendiren nokta şu, bakanlığın İslam politikaları projesi var. Antep'ten sonra Kayseri'de pilot bölge olacak. Başkan Büyükkılıç ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlediği encümen toplantısına katıldı. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri'yi temsil eten Başkan Büyükkılıç, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Büyükkılıç, encümen toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanları ile birlikte meclis toplantısına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada istihdam politikalarını zenginleştirecek projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını, projenin Kayseri'ye de geleceğini belirterek şunları söyledi. Ekonomik politikalar sosyal politikalarla desteklendikçe toplum tarafından daha sağlıklı bir şekilde hissedilecektir. Toplum daha fazla kendine güven duyacaktır. Biz bu yolda ilerleyeceğiz. Bunun için yapmamız gereken, atılması gereken adımların başında istihdam politikalarının zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda biz genellikle iş içinde eğitim, iş sürecinde eğitim projelerini önümüzdeki günlerde daha da artırarak, meslek eğitimlerinin dışında daha da hızlandırarak uygulamaya sokma hazırlığındayız. Hazırlıklarımız tamamlandı. Pilot çalışmamızı Gaziantep'te başlatacağız. Daha sonra Kayseri'ye, İzmit'e, Türkiye'nin sanayileşmiş bölgelerine yaygınlaştıracağız. Bu projelerle şunu yapacağız. Diyeceğiz ki hangi sektörleri hangi nitelikte elemanlar arıyor? O nitelikteki elemanları biz size veriyoruz. 3 ay, 6 ay sosyal devlet programı içerisinde ücretlerini biz vereceğiz. Siz kendiniz yetiştirin. Eğittiklerinizi de yetiştirdiğiniz elemanları da istihdam edin. Kasım ayının ilk haftasında bu pilot çalışmayı başlatacağız. Türkiye çapında yaygınlaştıracağız dedi. Öte yandan toplantıda ikili görüşmeler de yapan Başkan Büyükkılıç,
belediyelerin çalışma prensipleriyle ilgili tecrübe paylaşımında bulundu. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Başkan Büyükkılıç toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği'mizin meclis toplantısının şehirlerimize hayırlı olmasını, belediyelerimiz ve ülkemiz için en güzel kararların alınmasını temenni ediyorum. Allah gayretlerimizi artırsın, çalışmalarımızı bereketlendirsin dedi. Kayseri Büyükşehir'le devam edelim. Ulaşım çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürüyor. Büyükşehir'den 16 milyon TL'lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yolun çalışmaları sürüyor. Başladı yapım çalışmaları. Bununla ilgili detaylara bakalım. Şehrin ulaşım ağını artırmak ve Doğu-Batı hattında daha konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nın devamı niteliğindeki yolun yapım çalışmalarına başladı. Yol çalışmalarını akşam saatlerinde yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç Fenişler İdare Başkanı Ali Hassal'dan bilgi aldı. Şuraya başlamış olduk başkanım. Şuradaki gördüğümüz bahçenin de. Başkan Büyükkılıç şehrin önemli ana arterlerinden biri olan yolda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Mustafa Şimşek Bulvarımızın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayıp devam edip 3500 metrelik açılmış olan kısmından sonraki etabını Nalçık Bulvarı diye nitelendirilen Malatya yolu güzergahına çıkacak olan 2600 metrelik kısmıyla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 6100 metrelik ana arterin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Görüldüğü gibi burada mevcut konutların olması, mevcut bahçelerin olması, dolayısıyla buradaki yapılan çalışmanın hakikaten hem vakit alması hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeden onların gönlünü kazanarak bu yolun açılmasını çok çok önemsiyoruz. İnşallah alternatif bir yol olmuş olacak ve bölgemize canlılık kazandıracak. Başkan Büyükkılıç, kamulaştırma çalışmaları tamamlanan kısımlarda toprak işleri ve altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı. Altyapısıyla birlikte dediğimiz gibi standardının yüksekliğiyle birlikte daha önce kaçıran kısmında eksiklerimiz varsa onları da giderme yoluyla inşallah 6100 metrelik pırıl pırıl Kayseri'mize yakışır bir ana arter böylece hayata geçirmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam ediyor. Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy önemli açıklamalar yapıyor. Son dönemlerde bu kira fiyatlarındaki artış gündemde. Yine bununla ilgili bir açıklama yaptı ve ilan sitelerinin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Biz ilan siteleriyle ilgili bakanlığımızda, Ticaret Bakanlığımızla ilgili görüşüyoruz. İlan sitelerinde herkesin ilan vermemesi konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Çünkü oraya bazen giriyor insanlar, emlakçı kisvesi altında da giriyorlar. Bazen vatandaş oraya giriyor, eş, dost, akraba, tanıdık herhangi birinin dairesinde kiraya giriyor. Bunu herkes yapıyor. Bina görevlisinden tutun ki öğretmenine kadar, polisine kadar, aklınıza kim gelirse. Yani bu işin bu kadar ucuz olmaması lazım. Biz her platformda bunu dile getiriyoruz ama maalesef yani kurumlarımız bu konunun üstüne gereğince gitmiyor. Zaman zaman gittiğimiz noktalar hele pandemi döneminde bu iyice ayyuka çıktı. Tabii ki şimdi bizde olmuş olsa bu durum, emlakçı bir konutun artış fiyatlarını bilir. Sattık olsun, kiralık olsun. Gerçek değerlerini bilir. Çünkü bu işin profesyonelidir arkadaşlar. Ama vatandaş oraya giriyor. Art niyetli insanlar var, fırsatçılar var burada. Giriyor ilana, dediğim gibi yani biraz önceki verdiğim örnek gibi akşam 1000 lirayken sabahleyin 2000 liraya dairesini kiraya verebiliyor. Çünkü insanların da ihtiyacı var. Tutmak istiyorlar. Tayin geliyor buraya, ataması olmuş ya da öğrencilerimiz buraya geliyor. Bunun da bir türlü önüne geçemiyoruz biz. Yani biz her zaman ben yıllarda şunu söylerim zaten. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Kendi işini yapmayınca da işte böyle bilgi kirliliği oluyor. Ne oluyor? Vatandaşlarımız da maalesef sıkıntıya kalıyor. Şimdi sebze ve meyve fiyatları her zaman gündemde. Pazarcılar Odası Başkanı'nda bir açıklaması var. Fiyatların yükselmesi bizim elimizde değil diyor. Fiyatları büyük tüccarlar belirliyor diyor. İşte o açıklama. Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık fiyatların yükselme sebebi olarak pazarlar gösteriliyor ama bu bizim elimizde değil. Üreticinin de elinde değil, fiyatı büyük tüccarlar belirliyor dedi. Şimdi bu
çiftçinin elinde değil ve bizim pazarcı esnafımızın elinde değil. Yani bu zamlardan bu ne hikmetse böyle bir zamlar falan, fiyatlar yükseliş olduğu zaman pazarcı suçlanıyor. Evet. Yani hem halktan hem ne bileyim yani üstümüzden, Cumhurbaşkanımız dahil pazarcı yani suçluyor gibi görünüyor. Biz günlük pazara girer çıkarız. Biz günlük alır günlük satarız. Yani üstüne 50 kuruş veya 1 lira karını koyar satar yani günlük hale girer çıkarır. Ama çiftçi de öyle. Çiftçi de dediğim gibi daha tohumu ekmeden işte ihtiyaçtan dolayı büyük tüccarlar para veriyor mesela alıyor. Kendi adına ektiriyor. Fiyatları da kendileri belirliyor. Akbıyık meyve sebze fiyatlarında bu sene çok fazla bir değişiklik olmadı dedi. Şu an fiyatlar yani bilmiyorum ya pazar fiyatları aynı gibi yani. Çok öyle bir aşırı bir yükselişte yok. Zaten şu an yaz meyveleri, sebzeleri işte bitmek dönemindeyiz. Ama işte tabii ister istemez kışa giriyor. Kışın ileriki biraz farklı olur. Ama marketlerinden bizim aramızda yarı yarıya fark var. Yani. Marketlerin fiyatları yükselttiğinin de altını çizen Akbıyık bunların denetlenmesi lazım diye konuştu. Bizim şu an tabii ki yani bizim yani en çok marketlerden tabii şikayet şu an halka yani halkın cebine zarar veriyor. Yani yazık günah. Bir de yani böyle 100 metre arayla bir market kurulursa yani gerçekten sıkıntılı ya. Yani. Bunu bir denetlenmesi lazım. Yani buna bir şey yapılması lazım. Pazarcı esnafına da gerçekten pazar yerlerine biraz bilmiyorum da yani bir destek verilmesi gerekir ki hani yaz kış full açılması lazım. Şurada bir ay sonra tüm halkımız sıkıntıya girecek. Marketlere komple yönelecekler. Yani kışın doğru dürüst tezgah açamıyoruz. Havalar soğuk, pazarlarımız açık. O yüzden marketlere maruz kalacaklar. Yaşanan kuraklığın meyve sebzeyi fazla etkilemediğini belirten Akbıyık bu sene meyve sebze boldu dedi. Ya illa ki tabii etkiliyor yani de çok öyle bir aşırı sıkıntı yaşamadık. Meyvede, sebzede yani bolluk vardı. Gerçekten vardı. Şu yaz günü bile yani pazarda şu an bile bak halde gerçekten 3 lira mandalin. Pazara gidin yine aynı fiyata yani. Yani çok büyük bir karla alışverişimiz yok yani bizim. Ama marketlere varayım bugün 7-7,5 lira. Yani çok üründe sıkıntı yaşanmadı ya. Son olarak Kayserililere seslenen Akbıyık, pazar kültürünü devam ettiren pazarcılara destek olun dedi. Valla biz buradan halkımıza da sesleniyoruz. Yani gerçekten pazar kültürünü devam etsin, pazara destek verirsin. Pazar yeri olmazsa halkımız sebze meyve yiyemez yani. Marketlere kalırsak aç kalırız. Kalite, gerçekten pazar yerlerimiz şu an kalite yönünden çok güzel. Günlük çünkü halde yani 2 günü geçmez. Bizim ürünler devamlı yenileniyor tezgahta. Şimdi Turkovak'ta faz 3 çalışmaları sürüyor. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker'in bir açıklaması var. Bu açıklama son derece önemli. Diyor ki Toker, aşısız vatandaşlarımıza ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yerli koronavirüs aşısı Turkovak'ın faz 3 çalışması kapsamında hatırlatma dozu uygulanmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları hakkında konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker, Kayseri Şehir Hastanesi'nde şu an itibariyle Turkovak'la alakalı 2 farklı faz 3 çalışması yürütüyoruz ifadelerini kullandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde şu an itibariyle Turkovak'la alakalı 2 farklı faz 3 çalışması yürütüyoruz. Bunlardan birincisi Ağustos ayında başlamıştık. Hiç aşı olmamış, hiç COVID-19 geçirmemiş kişilere direkt Turkovak'la aşılanma şansı veriyoruz. Bir diğeri ise yakın dönemde başladığımız ve 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilerde 3. doz Rapel faz 3 çalışması. Burada da yine kişilerin daha önce hiç COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olması gerekiyor. Toker,
vatandaşların gönüllü olması konusunda çağrıda bulundu. Bu dönemde Türkovak için fazüç çalışmaları ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa, bu da belli bir sayıda gönüllüde denenmesi anlamına geliyor. O zaman seri üretime geçmesi, Türkiye'de daha yaygın kullanılması, acil kullanım onayının bir an evvel alınması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan isteğimiz de bu şekilde. Ne kadar çok gönüllü sayımızı hızlı bir şekilde tamamlarsak aşıyı seri bir şekilde üretip kullanıma geçirebileceğiz. Toker Hastanede yatan aşısız vatandaşlarda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu olduğunu kaydetti. Bu dönemde hani son yaz ayından sonraki aşılamaların bir miktar artmasıyla vaka sayılarımız daha ılımlı seyrediyor. Ama maalesef hala yüksek sayılarda yatış ve aşısız vatandaşlarımızda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu. O yüzden hani biz her seferinde tüm hastalarda gördüğümüz durumu vurguluyoruz. Aşılanmak, herhangi bir aşıyla, hani bu Türkovak için tabii ki gönüllülük esası ama mutlaka aşılanmaları gerekiyor kişilerin. Şimdi organize sanayi bölgesiyle ilgili tartışmalar, açıklamalar sürüyor. OSB'nin sahipçilik platformu sözcüsü Bekir Okay Kiracıoğlu yine bir açıklama yaptı ve sanayicimizin ferasetine güveniyoruz dedi. Kiracıoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde. Kayseri OSB'nin değerli sanayicileri, Kayseri OSB'nin sahipçilik platformu olarak bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana Kayseri OSB'nin ve sanayicimizin haklarını savunmak, yanlış gördüğümüz her işe yanlış demek, sanayicimiz ve şehrimiz için hayra vesile olmadığına inandığımız her işin şiddetle karşısında durmak gibi faziletli bir görevi üstlendik. Kayseri OSB'de görevden uzaklaştırılmış bulunan Tahir Nur Saçan ve arkadaşlarının yönetim tarzı yaptığı işler sanayiciye karşı olan tavrını eleştirdik. Sanayicinin cebinden çıkan ve çıkacak olan her kuruşun hesabını ortaya koyduk ve kayıpları gözler önüne serdik. İsrafın önüne geçilmesi gerektiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da belirttiği gibi Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nün bir ticarethane olmaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Hiç kimsenin şahsi işlerini sorgulamadık, özel yaşantısına dair parantezler açmadık, dedikodu, gıybet yapmadık. Yapılan harcamaların yanlışlığını, delilleri ve sebeplerini sıralayarak şehrimiz insanına ve sanayicimize anlatmaya gayret ettik. Platformumuzun yegane amacı Kayseri OSB sanayicisinin hakkını korumak, sanayicinin menfaatine uygun düşmeyen ne iş olursa olsun karşısında durmak, önümüzdeki yıllarda sanayiciye kat be kat yansıyacak maliyetlerin oluşmasının önüne geçmek ve bugüne kadar oluşmuş ve oluşacak zararları tazmin etmeye çalışmak olmuştur. Aradan geçen süreçte gelinen noktada bizim şikayetlerimizin konusu olan iş ve işlemlerden dolayı Kayseri OSB eski başkanı Tahir Nur Saçan ve yönetimdeki isimler Sanayici ve Teknolojik Bakanlığı'nca hukuk çerçevesinde ilgili kanun ve yönetmelikler ışığında görevden uzaklaştırıldı. Bu sürecin en başından beri siyasi bir gönlün bulunmadığını Kayseri OSB'ne sahip çık platformu olarak her zeminde kamuoyuna deklare ettik. Kayseri OSB yönetiminin görevden alınma sürecinin siyasi bir şekle büründürülmek istenmesini ve buna yönelik beyhude çabaları da hayretle izledik. Kayseri siyasetinde önemli yerleri bulunan siyasetçi büyüklerimizin de son birkaç gündür yaptıkları açıklamalarla platformumuzun defaten dile getirdiği siyaset dışı olma anlayışının ne kadar doğru olduğunun gözler önüne serilmesi de bizlerin bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha teyit etmiştir. Bizler, her türlü görüşe sahip ve çoğunluk sanayici sayısına sahip olan Kayseri OSB'ne sahip çık platform olarak siyasetin etki alanının içinde yer almadığı hangi parti veya siyasi görüş olursa olsun Kayseri OSB sanayicisine eşit mesafede bulunulduğu bir ortamın tesis edilmesinden yanayız. 12 Kasım Cuma günü yapılacak olan Kayseri OSB Mali Genel Kurulu'na ilişkin süreçte de siyasi yönlendirme çabalarından uzakta tutulan, aklı selimle yürütülen, farklı amaçlar taşıyan ve sanayicinin asla kabullenmeyeceği dış müdahaleye kapalı bir genel kurul yapılması arzumuzdur. Kayseri OSB sanayicisinin hür iradesinin tam olarak tecelli edeceği bir genel kurul yapılmasının sağlanması, Kayseri OSB'de görevi devralan yönetimin üstüne düşen bir yükümlülük ve zaruret olduğu kadar şehrimizde sözü geçen ve dinlenen her kişi ve kurumunda üzerine düşen bir görevdir. Bizler 1,5 yıldır dillendirdiğimiz Kayseri OSB'de ortaya çıkan zararların ve hukuksuzlukların üstünün örtülmemesi adına
sanayicimizin ferasetine güveniyoruz. Sanayici olmayan insanların kapıdan içeri alınmayacağı, vicdanlara ters düşmeyecek bir anlayışla yönetileceğini umduğumuz ve beklediğimiz Mali Genel Kurul'da her bir sanayicimizin kendi geleceğini oylayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz, dedi. Asayiş haberleriyle devam edelim. Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı. Aranan şahıslar büro amiri ekiplerince yapılan çalışmalarda cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan AB, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan UG, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan UT ile birden fazla kişiyle tehdit suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan SÖ yakalandı. Yıldız Evler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Herkes 70'e var. Yine bir asayiş haberi, çaldıkları otomobile binerken yakalandılar iki kişi. Detaylara bakalım. Otohırsızlığı büro amiri ekipleri Yeniköy mahallesinden beyaz renkli Toros marka aracının çalındığına dair yapılan ihbarın ardından çalışma başlattı. Ekiplerce ihbardan yaklaşık 2 saat sonra mağdura ait aracın plakaları üzerinde Yeniköy mahallesinde gezdiği tespit edildi. Ekipler aracı Bülbül Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Bir süre bekleyen ekipler şüpheli GG ve AP'yi araca binerken yakaladı. Yapılan incelemede AP'nin başka bir suçtan da aranmasından olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün ekonomi odalarının meclis toplantısı vardı. Kayseri'yle başlayalım. Kayseri Sanayi Odası ile hem Meclis Başkanı Abidin Özkaya hem de Oda Başkanı Mehmet Büyüksemitçi önemli açıklamalar yaptılar. İşte Kayso Ekim ayı meclis toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleşti. Detaylar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, cari açık ve enflasyon konusunun ülkemizin iki temel sorunu olduğunu belirterek bu sorunları halletmeden sağlıklı bir ekonomik yapıya ve sürdürülebilir bir büyümeye kavuşmanın mümkün olmadığını söyledi. Kurlardaki aşırı oynaklığın yatırımcıları ve üreticileri endişelendirdiğini ifade eden Özkaya, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar öngörülebilirlik ve istikrar ister. Son zamanlarda kurlardaki oynaklık yatırımcılar ve üreticiler için endişe kaynağı olmuştur. Başta enerji fiyatları olmak üzere ham madde fiyatlarındaki öngörülemez yükseliş, lojistik sıkıntısı ve nakliyedeki aşırı artışlar sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm ilgili sektörlerde maliyet hesabını öngörülemez ve istikrarsız hale getirmiştir, dedi. Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının gündemdeki sıcaklığını koruduğunu kaydetti. Başkan Büyüksemitçi, bu karar sonrasında hem uzun vadeli faizlerde hem de döviz kurlarında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, sanayiciler olarak her zaman istikrardan yanayız. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de ham madde, lojistik ve emtia fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Zor ve bir o kadar da dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki düşük faizli ortamlarda yatırım yapmak daha kolay. Devlet bankaları faizleri düşüreceklerini açıkladılar. Özel bankalar da bu karara destek verecek gibi görünüyor. Exim Bank'ın da bu konuda ihtiyaçlarımızı desteklemesini bekliyoruz. Biz ülkemizin geleceğine de, üretimin gücüne de inanıyoruz. Nasıl pandemi döneminde ülkemizi büyüttüysek, şimdi de üreterek büyüteceğimize inanıyoruz, dedi. Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak Türkiye tarafından kabul edildiğini hatırlatan Büyüksemitçi, Yeşil Mutabakat'ın özellikle ihracatçılar adına en önemli konuların başında geldiğini belirterek, bu konuda çok hızlıca aksiyon alınması ve sera gazı salımlarının azaltımı için iddialı bir ulusal stratejinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşil dönüşüm, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm gibi kavramların artık sanayicilerin vazgeçilmezleri arasında olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksemitçi, eğer biz AB'nin 2030 yılında sera gazını %50 azaltma, 2050 yılında da karbon ayak izini sıfırlama hedefine imza attıysak, öncelikli sanayici sektöründe olmak üzere hayatımızın her alanında bunu uygulamaya koymalıyız. Eğer bunu başaramazsak,
alırsak şu anki hesaplamalara göre yıllık 1.8 milyar dolar civarında ilave karbon gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağız diye konuştu. Bu konuda Kayseri Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Ofisi'nin bir başarıya imza attığını açıklayan Büyük Simitçi, Kayseri Sürdürülebilirlik Elçileri Programı kapsamında odamız Yeşil Dönüşüm Ofisi alarak Life Seal Proje grubunda yer alarak sera gazı emisyonlarının, karbon ayak izinin ve su ayak izinin ölçülmesine yönelik tasarladıkları Green Pathfinder Projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Oda olarak verimlilik konusunda da önem verdiklerini açıklayan Büyük Simitçi şunları söyledi. Odamızda kurduğumuz verimlilik koordinasyon ofisi kapsamında mobilya ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde ihalelerimizi tamamladık. Bu sektörler için projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Makina ve elektrikli ev aletleri sektörleri için ihalelerimiz yakın zamanda açılacak. Diğer taraftan Kayseri Model Fabrika bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda büyük bir memnuniyet söz konusu. Şehir dışından ciddi talepler var. Bu projemize de desteklerinizi bekliyoruz dedi. İhracat verilerine de değinen Büyük Simitçi, TÜİK verilerine göre Ağustos ayı ihracatımızın bir önceki aya göre %18,6 artışla 306,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Büyük Simitçi, geçen yılın Ağustos ayına göre %47,5 artış yaşanırken, bu artış 2020 yılı ilk 8 ayına göre 44,4 olarak gerçekleştiğini, Türkiye'nin ihracatının ise geçen yılın ilk 8 ayına göre 36,9 oranında arttığını belirtti. Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyük Simitçi, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve İran ilk 3 sırayı aldığını belirterek sözlerini tamamladı. Sanayi Odası meclis toplantısının ardından Kayseri Ticaret Odası meclis toplantısına geçelim. Burada KETO Başkanı Ömer Gülsoy önemli bir açıklama yaptı. Diyor ki kış çetin geçecek ve darlık olacağı öngörüsü var. Kayseri Ticaret Odası Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından faaliyet raporunun okunduğu toplantıda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da bir konuşma yaptı. Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülsoy, devam eden tedarik zinciri sıkıntıların koronavirüs salgınından çıkan küresel ekonomideki büyümeyi de olumsuz etkilediğini kaydetti. Artan ham madde fiyatlarından çip gibi birleşenlerin eksikliğine, limanlardaki yoğunluklardan tır şoför yetersizliğine kadar tedarik zincirindeki sıkıntılar küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Son dönemde Çin'de yaşanan elektrik kesintileri üretimi olumsuz etkilerken İngiltere'de yaşanan tır şoförü eksikliğiyle dağıtımı aksatıyor. Yaşanan sıkıntıların gelecek seneye kadar sürmesi ve tam toparlanma öncesine de daha da kötüleşmesi öngörülüyor. Küresel ekonomide işler tam da arzu edilen şekilde de gitmiyor. Avrupa'da biliyorsunuz enerji ve akaryakıt fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Hane halkına getirdiği ilave maliyetler var. Birçok Avrupa ülkesinde tüketim vergilerinin aşağı çekilmesine yönelik adımlar atılıyor. Mali politikalar yeniden şekillendiriliyor. Tabii bu aralar içerisinde bizi ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi de enerji her geçen gün insanlığın ihtiyacı. Ve gün geçtikçe de enerjiye ihtiyaç daha da fazlalaşıyor. Nüfus çoğalıyor. Enerji odaklı işletmeler, yatırımlar sürüyor. Tabii ki bu arada da buna ihtiyaç bitmiyor. Ve bizim de bu sene çoğu ülkelerin söylediği kış çok çetin geçecek diyorlar. Kötü haber de bu. Onun için arz ve talep dengesizliği yine maalesef artarak devam ediyor diyoruz. Doğalgazda %93, petrolde %98, fosil yakıtlarda %50'ye yakın ulusal güvenlik tehdit edebilecek bizim gibi göbekten dışa bağımlı ülkelerde de maalesef bir sıkıntı gösteriyor. Onun için bir an önce de bizi doğrudan vurmaması içerisinde yeşil ekonomiye de yeşil enerjiye de yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne dönelim. Kültür sanat haberi, konservatuarın eğitimi başlıyor. Bununla ilgili 10 farklı branşla eğitim verilecek.
Büyükşehir Belediyesi örnek belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de özel önem veriyor. Geleceğin sanatçıları için sanat alanındaki yeteneklere her zaman destek veren Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla ve bünyesinde bulundurduğu konservatuarla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında yeni dönemde 1450 kursiyere tiyatro, halk oyunları, şan, batari, resim, gitar, keman, ut, bağlama, piyano gibi kurslarda eğitim verilecek. Ayrıca Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Tasavvuf Korosu ve Kent Korosu 1 Kasım Pazartesi itibariyle başlıyor. Kayseri'de kültür ve sanat faaliyetlerinde adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi korolarla her hafta bir konser verecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı pandemi tedbirlerini eksiksiz uygulayarak gerek sınıf mevcutları gerekse tesislerde her türlü tedbiri aldı. Melikgazi Belediyesi ile devam edelim. Melikgazi Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediliyor. Satıcılar görüyoruz işte, esnaflar görüyoruz ya da hep filmlerde gördüğümüz işte zabıta yaklaşırken ücret. Eğitimde personele vatandaşlarla ilişkilerinde ve günlük yaşamda stresin zararlı etkilerinden kurtulma teknikleri anlatılırken, öfke duygusunun nedenleri ve bu duyguyla başa çıkmanın yolları uygulamalarla aktarıldı. Alternatif neler yapabilirim? Ben bu problemi alternatif olarak nasıl çözebilirim? Ki bu sadece öfke için geçerli değil. Yine söylüyorum, burada bir kişilik özelliği. Ben Bir Sen Sendikası İşbirliği aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde gerçekleştirilen eğitime psikolog Nazan Sondaç verdi. Eleştiri yapmak. Tabii ki her konuya, her getirdiğiniz öfkeyi kontrol becerisine tabii ki geçiş çok önemli. Bizim meslekte her zaman söylendiği gibi çocukluğunuza bir inelim. Verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına hizmet içi eğitimleri önemsiyoruz. Personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere diğer tüm birimlerimize öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi. Öfke ve stres yaşamın bir parçasıdır ve bununla baş etmenin öğrenilmesi gerekiyor. Strese neden olan faktörlerin fark edilip kontrol altına alınması gerekiyor. Bunun için de bilinçli olmakta fayda var. Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitimler ve seminerler vermeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Doğru teknikle nefes almak, gevşeme egzersizi yapmak gerçekten sizi fark ettirecek. Bunu kendi hayatımda da uyguladığım için de söylüyorum. Sadece işte bu doğrusudur. Talas'la devam edelim. Talas'ta Cumhuriyet coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek de yeniden canlandırıldı. Eski Amerikan Koleji öğrencilerinin başlattığı ve uzun süre tekrarlanamayan Cumhuriyet'in yıl dönümlerinde Ali Dağ'ına yazı yazma geleneği hayata geçirildi. Her yıl Ali Dağ'ına çıkarak TC ve Cumhuriyet'in o anki yıl dönümünü rakamla yazan Amerikan Koleji öğrencilerinin bu etkinliği Talas Belediyesi ve gönüllüler tarafından yeniden gerçekleştirildi. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle Ali Dağ'ına brandayla TC 98 yazısı açıldı. Talas'ın genelinden görülebilen yazının yazılmasının ardından düşüncelerini aktaran Talas Sanatım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Necra Çelebi Erkara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Cumhuriyet'in 98. yılına özel Ali Dağ'ında yazı yazma etkinliğinde bulunuyoruz dedi. 29 Ekim etkinliklerinde Ali Dağ'ında Cumhuriyet'in 98. yılı etkinliğini yazmak için bulunuyoruz. Bize bu konuda desteğini veren Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a, Erciyes Koleji öğrencilerine ve müdürü Erol Dede Bey'e ve Tema Vakfı'na, Tema Vakfı öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Yazının tamamlanmasının ardından Türk bayrağı açılarak program sonlandırıldı. Hacılarla devam edelim. Hacılarda kentsel dönüşümde 152 dairenin daha temeli atılıyor. Başkan Özdağ'ın bir açıklaması var. 80 dairenin anahtar teslimi de yapılacak.
Hacaların vizyon projesi olan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. 152 dairelik ikinci etap 4 bloğun daha temelini atacaklarını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan 90 metrekarelik 80 dairenin de hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek şöyle konuştu. İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi kentsel dönüşüm projemiz de hız kesmeden devam ediyor. Birinci etapta bulunan 90 metrekarelik 5. bloğumuzun anahtar teslimini yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda bu 80 dairemizi hemşehri teslim edeceğiz. Diğer taraftan projemizin ikinci etabında bulunan toplamda 152 dairelik 4 bloğunda temelini atacağız. Teslim edeceğimiz ve yapacağımız konutlar şimdiden ailelerimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Koca Sinan'la devam edelim. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar liseli gençlerle birlikte ağaç dikti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Erkilet Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleriyle ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri ve Koca Sinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurguladı. Alemir mahallemizdeyiz. Bugün ağaç dikiyoruz. Çocuklarımızla beraber, gençlerle beraber ağaç dikme etkinliğindeyiz. Yaklaşık 60 tane ağaç bugün Koca Sinan'da yeşillenmek üzere toprakla buluşmuş vaziyette. Özellikle sonbahar ve ilkbahar bizim için en önemli etkinliklerden bir tanesi ağaçlandırma faaliyetlerimiz. Parklarda, ağaçlandıracak alanlarda yapmış olduğumuz bu çalışmalarda önceki günlerde olduğu gibi bugün de çocuklarımızla birlikte, gençlerimizle birlikte bu yeşillendirme faaliyetlerini yürütüyoruz. İnşallah sağlıkla bu alanların kullanılmasını diliyorum. Ağaçlar büyüyünce gölgesinde oturulabileceği, etkinliklerin yapılabileceği yeni bir mekanı General Emir Mahallemiz, Koca Sinan'ımız kazanmış olacak. Değil mi? Ondan daha önce de şehirsin yani. Alışkanlığım var. Başkan Çolak Bayraktar ile birlikte ağaç diken öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Dikilen ilk ağaçların can suyunuysa Başkan Çolak Bayraktar verdi. İğnesin tabanı. Biraz içi iğnesin. İsminizden arkadaşlar sizin? Ali Furkan. Ali Osman, Tamer ve Furkan. Kocasının da bir dikili ağacınız var artık. Hadi bismillah. Başkan Çolak Bayraktar'ın öğrencilere Koca Sinan Belediyesi'nin ikram çeşmesinden salep ikram etmesiyle program sona erdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bünyan Belediyesi'ni geçelim. Belediyenin bir projesine Türkiye Belediyeler Birliği'nden büyük ödül geldi. Bünyan Belediyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Şükrü Karatepe ve araştırmacı yazar ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala'nın katılımlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve farklı illerden 1400 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen proje yarışmasında 500 bin TL ödül aldı. Kazanılan ödülün hem maddi hem de manevi değerinin büyük olduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan, reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla tasarladığımız ve bünyanımıza birçok farklı alanda katkı sağlamasına hedeflediğimiz projemizin 1400 belediye projesinin içerisinde en iyisi seçilerek 500 bin TL ödül alması bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Aynı zamanda bu destek ve ödül bünyanımız için önemli çalışma ve projeler yaptığımızı göstererek bizleri onur etti. Değerli projemize verilen destek ve ödül nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyor, ödüllü projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Kaymak güzel çalışmalarıyla göz dolduruyor. Özellikle kurslara, kaymak kurslarına yoğun ilgi var. Kaymak Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar'la özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kurslar hakkında önemli bilgiler verdi. İzleyelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitimlerine 11 Ekim itibariyle başladı. Kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten Kaymak Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, pandemi kuralları çerçevesinde 4000'in biraz üzerinde kurs yer alabildiklerini söyledi. Efendim beklediğimizin üzerinde
bir ilgi var. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Şu an biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek'in ihtisas merkezinde bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz bu katta sanat ve mesleki eğitim yapılmakta. Üst katta da gençlik merkezlerimiz faaliyetlerini yürütmekte. Şu an burada 5 farklı kurs var sabah seansında. Ama genel anlamda Kaymek'te sanat ve mesleki eğitim kurslarına 4000'in üzerinde bir kayıt aldık. Aslında çok fazla 6000'in üzerinde bir başvuru vardı. Ancak bu başvuruları tabii ki Covid-19 tedbirleri kapsamında sınıf mevcutları biraz daraltıldığından kaynaklı sosyal mesafe kuralları gereği 4000'in biraz üzerinde bir kursiyerle çok şükür çok güzel bir şekilde eğitim dönemine başladık ve devam ediyoruz. Evet. Talep yoğun ama her başvuran bu sene giremedi Covid. Maalesef maalesef ama bizim bir de uzaktan eğitimimiz var. Uzaktan eğitim merkezimizde Kaymek Uzem'de de kursiyerlerimizi, yedekte kalan kursiyerlerimizi ağırlıyoruz. Ve ikinci dönemimiz var. İnşallah bu dönem kaydını asilden yaptıramayan değerli kursiyerlerimizi inşallah ikinci dönemde bekliyoruz. 95 farklı branşta eğitimlerin sürdüğünü söyleyen Çanakpınar, bu sene açtıkları e-ticaret kursuna ilginin ayrıca yoğun olduğunu belirtti. Bu sefer biraz branş sayısını da yükselttik. 30'un üzerinde geleneksel el sanat ve sanat dalında ve sözel branşlarda, bilişimde ve diğer konularla ilgili 95 branşta şu an eğitim hizmetini Kaymek vermeye başladı 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle. Siz isteğe bağlı da kurslar açabiliyordunuz istek gelirse. Bu sene böyle bir farklı bir kurs açıldı mı isteğe bağlı? Tabii ki açıldı. E-ticaret zaten biliyorsunuz öncesinde pastırma doğramacılığı ve sunum teknikleri kursumuz vardı. O son hız devam ediyor. Şimdi e-ticaret Kayseri'mizde küçük işletmelerimizin, orta işletmelerimizin tabii ki böyle bir ihtiyaç hasıl oldu değişen ve dönüşen dünyada. Bu gerekliliğe biz de e-ticaret eğitimleriyle, kurslarıyla destek vermeye gayret ediyoruz ve şu an inanılmaz derecede mevcudumuz fazla, talep fazla ve biz ilk kuru bitirdik, ikinci kurla devam ediyoruz ve önümüzdeki 3 kur tamamıyla e-ticarette doluyuz. E-ticaret malumunuz çok gereklilik arz eden bir durum oldu. Birçoğumuz da alışverişimizi bizim e38.com.tr var biliyorsunuz. Birçok ulusal anlamda platformda da mağaza olarak yerini almış bulunmakta. Ama biz istiyoruz ki Kayserimizdeki küçük ve orta ölçekteki işletmelerimizde bulunan personeller bizden e-ticaret eğitimini hem muhasebe anlamında hem sistem anlamında hem sosyal medyada ve Google üzerinden, internet üzerinden tanıtımlarını yapabilmeleri adına ürünün fotoğraf çekimi, onun siteye eklenmesi ve bunun satış ve pazarlama teknikleriyle birlikte topyekun bir eğitim paketimiz var, e-ticaret. Onu da sağlıyoruz ve bu eğitimlerin tamamı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek'te ücretsiz olarak halkımıza sunulmakta. Şu anda kurslarımız devam ediyor. Bulunduğumuz alanda biraz da böyle sessiz konuşmamızın ana nedeni bu. Şu an eğitim verilen dersliklerimizin koridorundayız. Dilerseniz bir fotoğrafçılık kursumuz var, okul öncesi var, 4-6 yaş var, yabancı dil var. Birçok kursumuz mevcut. Dilerseniz gezmeye başlayalım. Makinemizin gövdesinden bahsedecek olursak arkadaşlar, alt tarafı gördüğünüz gibi şu kısım makinemizin gövdesi. Body olarak da geçer burası. Lensim ve flaşım. Flaş bir yardımcı ekipmandır. Lensim ayrılabilen bir parçadır. Sizi tanıyalım önce. Merhaba, Çiğdem Demirci ismim. Fotoğrafçılık kursuna başladım. Nereden geldi bu merak? Meslek aşkı diyelim. Daha... Mesleğiniz? Evet, bebek fotoğrafçısıyım. Deneyimimi Suna Hoca'yla devam etmek istedim. Biraz daha profesyonelliğe geçmek istedim. Günümüzde çok talep var herhalde bebek fotoğrafçılığına. Aynen. Heveslenip bırakan arkadaşlarımız var 1-2 ay sonra. Zor makine yapmak? İlla ki. Bir deneyim şart yani. Siz de anne misiniz? Evet anneyim. Oradan biraz daha bilgi birikimi. Aynen öyle oldu biraz daha. Bilgiyle alakalı biraz da heves yani. Fotoğrafçılık daha önce yapıyor muydunuz bu bebek fotoğrafçılığını? Evet yapıyordum. Yapıyordum. Amatör olarak? Amatör olarak evet. Yani konu komşu, akraba, tanıdık diyelim. Burası ne kattı size? Burası da profesyonelliğe adım attığım yer diyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum. Yani deneyimi olsun olmasın, meslek olarak yapmak istesin istemesin. Yani fotoğrafa merakı varsa, aşkı varsa gelsin derim.
hocam, sizi tanıyalım. Elmas Tanrıverdi, Standart Türk Klavyesi öğretmeniyim. Evet. Kaymek'teyiz şu anda. Hangi kursları veriyoruz öğrencilerimize? Şu an Standart Türk Klavyesi kursunu veriyoruz arkadaşlara. Genellikle zabıt katipliği için geldiler zaten. Aynı zamanda işte hastanede çalışanlar, şu an memurlarımız dev klavyeye geçtiği için onların da talebi oluyor. Avukatların bile talebi olabiliyor. Dev klavye hala talep görüyor mu yani? Tabii ki. Resmi kurumlarda artık çoğunda var zaten. Öğrenme amacıyla da zaten Türk klavyesi olduğu için de arkadaşlarımız kursa gelerek burada halledebiliyoruz. Öğrenelim. Q klavyeyi kullanan F klavyeyi kullanmakta zorlanıyor mu öğrenme? Başta şey yapıyorlar, artık yazamayacağız falan diyorlar. Ama alıştıktan sonra bu daha kolaymış diyorlar. Ben aynı zamanda telefon klavyelerini de F'e çeviriyorum. Daha kolay öğreniyorlar. Yani evde de pratik yapıyorlar. Tabii ki evde sürekli telefonlar elimizde günümüzde. Öyle olunca mecburen görsel olarak zaten öğrenmiş oluyoruz. Klavyede de tekniğini öğrettikten sonra herhangi bir sorun kalmıyor. Geçtim. Biz kitap okuruz olsun. Sizi tanıyalım. İsmim Mahmut Özbek. İngilizce A1 seviye kursuna geliyoruz. Nasıl gidiyor derste? Çok güzel gidiyor. Böyle bir imkandan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, hizmetlerinden devamlarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, kurslarımızı gezdik. Gayet de ilgi yoğun olduğunu gördük. Yeni açılacak kurslar hakkında biraz bilgi alalım istersen Kayserilere. Merak edenler. Efendim şimdi şöyle, 95 branş ve bunların üzerine tabii ki her geçen gün yenilerini koymaya, yeni branşlarla kurs faaliyetlerini yürütmeye devam ediyoruz. Kaymek olarak bir bütünüz, 10 farklı birimiyle, çok 7'den 77'ye çok farklı alanlarda halkımıza ücretsiz eğitim hizmeti veriyoruz. Bilirsiniz Anadolu'nun en büyük eğitim organizasyonu. Bu bağlamda biz şu an 95 ama inşallah ikinci dönemde bu branş sayısını biraz daha günümüze uyarlanmış şekilde, örneğin robotik kodlamayı da içerisine dahil ederek kurslarımızı güncelleyeceğiz. E-ticaret devam ederken SEO da var, yani sosyal medya uzmanlığı da var ve halkımızın talepleri doğrultusunda ilgili tesislerimizde, ilgili eğitmenlerimizle bu kurs faaliyetlerini biz onlardan teveccüh gördüğümüz sürece değerli vatandaşlarımızdan yürütmeye gayret edeceğiz. Tabii ki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'ın bize olan destekleri ve talimatlarıyla hakikaten bu yıl biraz daha özel oldu, güzel oldu. İnşallah böyle devam ederiz. Şimdi ilginç bir köy, Okuyan Köy. Devre ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi köydü, mahalle oldu. Şimdiye kadar bir başbakan yardımcısı, orgenel ve 20 tane profesör yetiştirmiş. Kayseri'nin Devre ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi Türkiye'de adından söz ettiren kişileri yetiştirdi. DSP hükümeti döneminde Başbakan Bülent Ecevit'in yardımcılığını yapan Hüsamettin Özkan, Orgeneral Doğan Güneş gibi isimler Zile Mahallesi'nde yetişti. Zile Mahallesi Muhtarı Cuma Karataş şunları söyledi. Kışın oldum 350, yazında 1000-1500 oluyor. Yazlıklarımız gelip gidiyor. Yani 350 nüfuslu bir zilede 20 tane profesör ve genellerin yetiştiği söyleniyor. Evet, doğrudur. Bazı siyasetçilerimiz var. Hüsamettin Özkan gibi başbakan yardımcılığı yapmış. Profesör Doktor Turan Atalay, Tuncer Eciyes, Profesör Doktor Zileli Güler Zilelioğlu gibi orgenellerimiz, siyasetlerimiz, profesörlerimiz zilemize yetişmiştir. Eskiye göre okuma durumu çok düşük. Çok düşük. Gençlere tavsiyem okuması, ileri görüşlü olması. Zile Mahallesi sakinlerinden Ali Alay'da, doğma büyüme Zileliyim ve Zilemizi çok seviyorum. Öncelikle bizi bu gurura eriştirdikleri için doktorlarımıza, profesörlerimize, başbakan yardımcılığı yapmış Hüsamettin Özkan'a ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim dedi. Yani Zile dedi mi öncelikle, bugün Develi'de nüfusu atıyorum o zamanlar 30 bin, 25 binken Zilemizin nüfusu 700-800 iken, yani Zilemizden o zamanlar, yani bugün 20 tane profesör
çıkması bize gurur verici. Genelerler çıktı. Türk siyasetine yön veren insanlar aynen çıktı. Aynen öyle. Yani bu yani ayrı bir olay. Yani Zile dendi mi zaten Kayseri'de yani her zaman sayılan sevilen bir köydü. Medeniyet yani öyle diyeyim. Zile yani medeniyet bir kasabaydı. Yani medeniyetin yayıldığı bir kasabaydı. Bir ekonomi haberi var. Koçgap uygulamalı girişimcilik eğitimi yapıldı. Burada KİKLER Başkanı Sema Karaoğlu bir açıklama yapmış. Kadın güçlenirse toplum güçlenir diyor Sema Hanım. Kayseri Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen KİKLER Başkanı Sema Karaoğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Dernek olarak başarmış kadınlar olarak başarmak isteyen kadınlara rol model olmaya çalıştıklarının altını çizen Karaoğlu şunları söyledi. Aslında kadınları her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Sanatsal anlamda, siyasal anlamda, hukuksal anlamda, işte girişimci kadın olmak isteyenlerin önündeki finansal sorunlar, başka sorunlar, kadınların ayakta durabilmelerinde önlerinde ne engeller varsa bu engelleri çözebilmeleri için neler yapabilirler, o konuda biz Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak nasıl bir yardımda bulunabiliriz bir sivil toplum kuruluşu olarak, çünkü bizim ortak paydamız kadın. Karaoğlu'nun konuşmasının ardından Orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kimler, Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar ve KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Cemil Arda Taşkıran'da katılımcılara bilgiler verdi. Birçok girişimci kadınların yer aldığı bir dernekti. Kayseri Spor Artvin Hopa Spor maçı Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak ve bu karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. 27 Ekim Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan Hukatel Kayseri Spor Artvin Hopa Spor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada Hukatel Kayseri Spor'la Artvin Hopa Spor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Şükrü Közcü olacak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philip Leclerc, Yukatel Kayseri Spor'u ziyaretti. Bu ziyarette kendisine Kayseri Spor forması ve kaşkolu hediye edildi. Kayseri Spor ziyareti ilişkin yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philip Leclerc, Ankara Bölge Müdürü Akif Atlı, kıdemli sağ asistanı Faik Yılmaz, sağ sorumlusu Beste Dalmış ve kıdemli koruma birimi sorumlusu Emir Bengisoy, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Berna Gözbaşı ve Başkan Yardımcımız Onur Gözbaşı ile görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretleri nedeniyle kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Philip Leclerc'a ziyaretin anısına Kayseri Spor forması ve kaşkolu hediye edildi.